Merhabalar Ramazan Bey, nasılsınız? Teşekkür ederim, siz nasılsınız? Hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyoruz, bizler de iyiyiz. Sizler de programımıza hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk. Evet, sizleri biraz tanımakla başlayalım Ramazan Bey röportajımıza. Daha sonra da buradaki güzel lezzetlerden yine bahsediyor olacağız ama sektöre nasıl girdiniz? Öncelikle sizi dinleyelim yine. İsmim Ramazan Kadik, Kastamonu'yum. 40 senedir doğma büyüme Çayırovalı'yım. Tornacıydım. Bir anda bir çılgınlık yapalım dedik, bu sektöre girdik. 10 senedir bu sektörün içerisindeyiz. Allah'a şükür işlerimiz yolunda. Otomotivden gıda sektörüne geçiş oldu. Aynen oldum. Öyle. Nasip. 10 yıldır yine burada aslında gıda işiyle uğraşıyorsunuz değil mi Ramazan Bey? Doğrudur. Peki burayı kurmaya nasıl karar verdik? Nasıl başladık sektöre? Bazı şeyler nasip diyorum ya. Hı hı. İşte o şekilde yani. Çevremize güvendik. Samimiyetimize güvendik. İkili ilişkilerimize güvendik. Bu şekilde ticarete başladık. Evet. Ve çiğ köfte bayisi açmaya karar verdik. Doğrudur. Şu anda neyin bayisiyiz? Biraz bahsedelim çiğ köftemizden de. Şu an Battal Bey'in bayisiyiz. Hı hı. Bizim konsept olarak sadece çiğ köfte üzerine değil, değişik bir konsept geliştirdik. İnsanlar gelsin, rahat etsin, çayırlarını, kahvelerini içsinler. Güzel bir mekan, aile mekanı. Evet. Neler var peki? Biraz lezzetlerden bahsedelim. Tabii ki. Çiğ köftemiz var. Çiğ köftemiz. Çiğ köftemiz var. Midyemiz var. Ondan sonra dondurmamız var. Tatlı çeşitlerimizden sıcak içecekten soğuk içeceğe kadar her türlü hizmette varız yani. Evet. Sokak lezzetlerinin sevilen yine midye ve çiğ köftesi olmazsa olmazı burada. Doğrudur. Çiğ köftemizden biraz bahsedelim mi? Seviyorlar mı? Nasıl tadı, lezzeti? Ya damak tadı farklı bir şey. Size güzel gelen şey bize kötü gelebiliyor. Hı hı. İşte Kocaeli'nde de sahipten başka hemen hemen başka çiğ köfte gitmiyor gibi bir şey yani. Evet, çiğ köfteci Sait bu bölgede aynen, daha çok hakim. Çok meşhur. Daha çok şubesi var. Demek ki lezzet olarak bu bölgede tutuldu. Yine doğru. Siz de onun bayisiniz. Doğru. Peki burada aynı zamanda kafe gibi bir alan da yaptık. Burada da yine sadece çay kahve de içebiliyorlar mı? Tabii ki. Dükkanımızı 4'e böldük. Satış reyonumuz, açık alanda sigara reyonumuz, aile mekanımız, bir de balkonumuz, terasımız olmak üzere 4 bölüme böldük. İnsanlar geldiği zaman nerede rahat edeceklerse orada oturuyorlar, sohbetlerini ediyorlar. Hı hı. Yine burada çayları da sınırsız oluyor. Demlik çay tarzında da veriyorsunuz. Tabii tabii. Semaverde çayımız var. Odun ateşinde. Harika. Yine gelen misafirlere bunları da sunuyoruz. Aynen. Kaçta kaç arasında açıyoruz Ramazan Bey? Sabah 10 ile gece 1 arası. Gece 1'e kadar yine orada lezzetlerimizi sürdürüyoruz. Biraz o zaman hizmet kalitemizden de bahsedelim. Nelere dikkat ediyoruz burada? Öncelikle temizlik, hijyen tabii ki. Önemli olan o zaten. Bir de ürünlerimizin günlük taze olarak sunulması. Gıda olduğu için tabii ki her şeye dikkat etmek gerekiyor. Paket servis bölümümüz var mı? Nerelere kadar gidiyor? Paket servisiyle uğraşmıyorum. Çünkü ürün ne kadar taze olursa, günlük olursa, hı hı, insanlar zaten ayağınıza geliyor. Burada daha çok o zaman gelip alabiliyorlar. Aynen öyle. Peki ilerleyen günlerde farklı projeler olacak mı Ramazan Bey? Şu anda yok. Bu şekilde devam edeceğiz. Peki buraya yolu düşen izleyicilerimize, çiğ köfte severlere neler söyleyeceksiniz? Yolu düşen herkesi bekliyoruz. Evet, bu lezzetlerden tatmaya diyelim. Sizlere de teşekkür ediyoruz bize. Ben teşekkür ederim. Ağırladığınız için Ramazan Bey. Bir başka programda da görüşmek üzere diyelim o zaman. İnşallah.